Ordu Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu spor şenlikleri kapsamında Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç, öğretim görevlileri ve öğrenciler bisiklet sürdü. 10.sü düzenlenen spor şenlikleri kapsamında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bisiklet severler güzel bir tur gerçekleştirdi. Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç ve Rektör Yardımcısı Tevfik Noyan, bisiklet sporunun faydalarıyla ilgili konuştu. Şimdi tabii sağlıklı toplum oluşabilmesi için mutlaka hayatın her döneminde sporla ilgili aktivitelerin yerine getirilmesi lazım. Üniversiteler rol model olmak durumunda. Dolayısıyla biz bu etkinlikleri gerçekten fiili olarak yapıp hem de işin içinde olmak da istiyoruz. Ben çok mutlu oluyorum. Hem öğrencilerimizle bir aradayız. Hem de bu tür etkinliklerde biz de belli roller üstleniyoruz. Gerçekten bisiklet sporu çok önemli bir spor. Artık ulaşım çağındayız. Hızlı hareket etmek zorundayız ama trafik, stres ve birçok olumsuz şeyler şehirdeki hayatımızı, gidiş gelişlerimizi etkiliyor. Biz öğrencilerimizi kampüs içerisinde bu tür imkanları vererek hem bisikleti hem de sporu geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bu bir örnek bir çalışma. Bunun gibi birçok biliyorsunuz etkinliklerde bir aradayız öğrencilerimizle. Güzel bir etkinlik, güzel bir çalışma. Hem öğrencilerimizi kutluyorum ve de mutlaka bunun bütün toplum katmanlarına yayılmasını arzu ediyoruz. Obezite çağımızın hastalığı ve giderek ülkemizde de obez sayısı artmakta. Obeziteye bağlı da özellikle şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, aterosklerotik hastalıklar yani kalp damar hastalıkları ve buna bağlı komplikasyonlar giderek artmakta. Ülkemizde şu anda %8 civarında diyabetli insan olduğu bilinmekte. Obezite için en etkili tedavi egzersiz ve kilo verme. Dolayısıyla günlük en az yarım saat yapılan gerek yürüme gerek bisiklet gibi aktiviteler obeziteye karşı bizi korumakta. Dolayısıyla bu etkinliklerin, sembolik olan bu etkinliklerin yaşam tarzı haline gelmesi hepimizi sevindirecektir. ODTÜ Bisiklet Kulübü Başkanı Can Mutlu amaçlarının bisiklet sporunu sevdirmek olduğunu söyledi. Bu etkinliği düzenledik. Amacımız bisikleti sevdirmek, toplum içerisinde, halkta, ana yollarda, şehir içerisinde bisiklet kullanımını arttırmak, obeziteyi engellemek, insanların spora yöneltmek, sporu sevdirmek gibi amaçlarımız var. Bisiklet kullanmayı bilmeyenlere bisiklet kullanmayı da öğretiyoruz aynı zamanda. Bu etkinliği yaparak bir sosyal farkındalık yaratmak istedik. Ordu Üniversitesi'nde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Spor Şenlikleri kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi. Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tevfik Noyan ile öğrenciler sağlıklı yaşam ve obeziteye karşı farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiler. Üniversitede bu tür aktivitelerin yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, sağlıklı toplumun oluşması için hayatın her döneminde sporla ilgili aktiviteler yapılmalı ve bu konuda üniversitelerde toplum üzerinde rol model olmalı açıklamasını yaptı. Şimdi tabii sağlıklı toplum oluşabilmesi için mutlaka hayatın her döneminde sporla ilgili aktivitelerin yerine getirilmesi lazım. Üniversiteler rol model olmak durumunda. Dolayısıyla biz bu etkinlikleri gerçekten fiili olarak yapıp hem de işin içinde olmak da istiyoruz. Ben çok mutlu oluyorum. Hem öğrencilerimizle bir aradayız. Hem de bu tür etkinliklerde biz de belli roller üstleniyoruz. Gerçekten bisiklet sporu çok önemli bir spor. Artık ulaşım çağındayız. Hızlı hareket etmek zorundayız ama trafik, stres ve birçok olumsuz şeyler şehirdeki hayatımızı, gidiş gelişlerimizi etkiliyor. Biz öğrencilerimizi kampüs içerisinde bu tür imkanları vererek hem bisikleti hem de sporu geliştirmelerini arzu ediyoruz. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tevfik Noyan ise obezite için farkındalık yaratarak günlük yapılan bisiklet sürmenin faydasından bahsetti. Ülkemizde şu anda %8 civarında diyabetli insan olduğu bilinmekte. Obezite için en etkili tedavi egzersiz ve kilo verme. Dolayısıyla günlük en az yarım saat yapılan gerek yürüme gerek bisiklet gibi aktiviteler obeziteye karşı bizi korumakta. Dolayısıyla bu etkinliklerin, sembolik olan bu etkinliklerin yaşam tarzı haline gelmesi hepimizi sevindirecektir. Ordu Üniversitesi Bisiklet Kulübü Başkanı Can Mutlu ise amaçlarının bisiklet kullanımını arttırarak sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu açıkladı. Amacımız bisikleti sevdirmek, toplum içerisinde, halkta,
ana yollarda, şehir içerisinde bisiklet kullanımını arttırmak, obeziteyi engellemek, insanların spora yöneltmek, sporu sevdirmek gibi amaçlarımız var. Bisiklet kullanmayı bilmeyenlere bisiklet kullanmayı da öğretiyoruz aynı zamanda. Bu etkinliği yaparak bir sosyal farkındalık yaratmak istedik. Thank you.